20 yıl sonra Arap Birliği zirvesine ev sahipliği yapan Irak'ta gündemin birinci maddesi Suriye. Kofi Annan'ın barış planını kabul eden Şam, Bağdat'taki Arap Birliği zirvesinden Suriye ile ilgili çıkacak herhangi bir kararı tanımayacağını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Arap ülkeleriyle sadece ikili ilişkiler içinde olacaklarını söyledi. Şiddet olaylarına son vermeyen Suriye'nin Arap Birliği üyeliği askıya alınmıştı. Zirveye katılan Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın Suriye konusundaki temasları hakkında Arap liderleri bilgilendirmesi bekleniyor. Diğer yandan Suriye ordusu Humus'u bombalamaya devam ediyor. Amerika ve Arap Birliği Suriye'nin kabul ettiği barış planının gereklerini yerine getirmediğini açıkladı. Esad'ın iktidarı bırakmasını isteyen Suriyeli muhalifler ise barış planına henüz onay vermedi.